Selam, ben Siyah Zetsu. Boruto güç sıralaması yaptığım videomda Sasuke'yi 1. sıraya koyduğum için beni yorumlarda büyük bir şekilde linçlemişsiniz. Bir tık kalbimi kırdınız diyebilirim. Ama şunu da gördüm ki ortada büyük bir bilgi kirliliği var. Dolayısıyla bu videoyu ortadaki bilgi kirliliğini azaltmak için çekiyorum. İyi seyirler. Öncelikle ilk soruyla başlayalım. Bunun için spesifik birisinin sorusunu almadım çünkü belki de yüzlerce kişi aynı soruyu sordu. Sasuke tek gözüyle hala daha Susanoo kullanabilir mi? Bu soruyu gördüğümde çok üzüldüm diyebilirim çünkü daha önceki videolarımda anlattım zaten. Ama yine de bu kadar kişi soruyor ve tekrar net bir cevap vereyim. Evet, açabilir. Öncelikle Susanoo'nun nasıl kazanıldığını hatırlayalım. Her kim iki gözünde birden Mangekyo Sharingan'ı uyandırır ve Susanoo'yu açarsa bir daha ömür boyu bu güce sahip oluyor. Hatırlayın, bu adam gözü olmadan tüm vücut Susanoo kullanıyordu. Birçoğunuz Obito yüzünden bu soruyu sormuş olmalısınız ki onu da şöyle açıklayayım. Obito Mangekyo Sharingan'ı uyandırdığında sadece bir göze sahipti. Bu yüzden hiçbir zaman Susanoo'nun kilidini açamadı. Yani Sasuke hala daha Susanoo kullanabilir. Bu soruyla alakalı diğer bir soru, Sasuke mükemmel Susanoo açabilir mi? Evet, onu da açar. Peki bunun önemi ne? Neden Sasuke'yi Naruto'dan daha güçlü olarak görüyorum? Şimdi arkadaşlar, anlamanız gereken şey şu. Yazar Naruto evrenini yazarken iki tane ana karakter belirledi. Bunlar Naruto ve Sasuke ve fark edeceğiniz üzere ne zaman biri güçlense diğeri de güçlendirildi. Çünkü yazar onları bir madalyonun iki yüzü gibi her zaman eşit tutuyordu. Bunu birçok röportajında ve databook'ta anlatıyor zaten. Naruto ve Sasuke her zaman eşit. Hatta bu yetmiyor. Senaryonun içinde karakterler konuşurken bize karakterin ağzından da anlatıyor. Hatırlayalım, bu örneği özellikle seçiyorum. Naruto burada eğer sen ve ben şu anda dövüşürsek ikimiz de ölürüz diyordu. Peki buradan nereye bağlayacağım? Naruto ve Sasuke'nin versiyonları aslında her zaman eşit olacak şekilde tasarlandı. Ama şu anda ikisi de zayıflatıldığı için Naruto, Sasuke'ye denk versiyonun altındaki başka bir seviyeye düşürüldü. Bakın, bilerek az önce bu örneği verdim. Buradaki versiyonları Naruto Bilge modu ve Sasuke Mangekyo Sharingan. Ve hem yazara hem Naruto'ya göre burada ikisi de eşit güçte. Ve bundan bir sonraki versiyonları da Kurama Chakra modu ve Eternal Mangekyo Sharingan modu. Fark ettiyseniz birisi güçlendiğinde diğeri de güçleniyor zaten. Yani Eternal Mangekyo Sharingan Sasuke'nin dengi, Kurama Chakra modu Naruto ve Kurama Chakra modu Naruto versiyon olarak Bilge modu Naruto'dan güçlü bir versiyon. Sonuç olarak Sasuke Rinnegan'ı kaybetti ama hala da Eternal Mangekyo Sharingan'a sahip. Ama Naruto Kurama'yı kaybedince güncel Sasuke'ye, yani EMS Sasuke'ye denk olan versiyonu Kurama Chakra modu Naruto'yu da kaybetti. Sahip olduğu tek şey Bilge modu ve o da EMS Sasuke karşısında yetersiz. Bilge modu Naruto'nun rakibi Mangekyo Sharingan Sasuke. Yani Naruto'nun mükemmel Susanoo'ya verebilecek bir cevabı kalmadı. Ne zaman mükemmel Susanoo'yu görsek Kurama'yı çıkarıyordu çünkü. Ha, formların yeteneklerini ve icraatlerini karşılaştırarak daha detaylı bir açıklama da yapabilirdim. Ama size formların arkasındaki mantığı çok basit ve yazarın düşüncelerini kullanarak anlatmaya çalıştım. Bu yüzden gerçekten icraatlerine bakarak karşılaştırmaya gerek yok. Umarım anlamışsınızdır ve bana hak verirsiniz artık. Sorduğunuz bir diğer soru, Naruto'nun 6 yol bilge modu olayı. Benim 6 yol bilge modunu açıkladığım videomda bu modun Kurama ile alakası olmadığını kanıtlarıyla anlatmıştım ve o zaman gerçekten öyleydi. Ama yazarlar ya unuttu ya da değiştirmeye karar verdiler. Rinnegan Sasuke için 6 yol çakrasına erişim kaynağı veya temsili gibi bir şeydi. Dolayısıyla Rinnegan'ı gittiği için Sasuke artık 6 yol çakrasına sahip değil. Yazarlar da bunu düşünmüş olacak ki biz madem bundan 6 yol çakrasını Rinnegan'ı yok ederek alıyoruz, Naruto'nunkini de alalım demişler. Çünkü son dövüşte Koda karşı hazırlanırken üstelik ölümcül bir savaş olacağını ve kendisinin güçsüz olduğunu bilerek sadece bilge modunu kullandı. Yani eğer burada daha güçlü bir şeye sahip olsaydı emin olun onu kullanırdı. Özetle mantıken hala daha sahip olması lazımdı ama görünüşe göre yazarlar mantığında değiştirme yapmış ve Kurama ile birlikte 6 yol bilge moduna olan erişimini de almışlar. Tabi ileride bir gün yine şak diye çıkabilir ama sadece gördüğüm kadarıyla anlatıyorum. Diğer bir soru, çağın bilgeliği olayı. Manga panelinde Naruto'nun şurada kullandığı bilge modunu ismini vermeyeceğim ama bir manga sitesi Türkçe'ye çağın bilgeliği olarak çevirmiş. Bu yüzden de o bölüm yayınlandığından beri 1000'den fazla mesaj ve yorum aldığımdan emin olabilirsiniz. Herkes bana çağın bilge modu nedir açıklar mısın falan diyor. Öyle bir şey yok. Tamamen çeviri hatasından ibaret. Normalde Naruto burada yaşlılığın tecrübesi, yaşın getirdiği tecrübe anlamında bir cümle kuruyor. Ama ne hikmetse Türkçe'ye çağın bilgeliği olarak çevrilmiş ve bu yüzden hakkında bir sürü gereksiz şey yazılıp çizilmiş. Yine özetleyecek olursam çağın bilgeliği diye bir şey yok. Naruto'nun burada kullandığı Naruto Shippuden'deki bilge moduyla aynı mod arkadaşlar. Ha, yaşın getirdiği tecrübe dediği kısımda bilge modunu aktif tutma süresi. Gücünde bir fark yoktur büyük ihtimalle. Bu çağın bilgeliği olayına o kadar ayar oldum ki anlatamam. Hani çevirme hatası yapılmış. Nasıl yapıldığını anlamıyorum halbuki ama neyse, olabilir, insanlık hali, eyvallah da. Bunun hakkında bir sürü şey yazıp çizen insanlar neden bunun aslını araştırmadan anlatmaya kalktılar ki? O yüzden size şunu söyleyeyim. Ben bu kanalda video hazırlarken öncelikle konumu araştırıp bilgilerimi seslendirdiğim bu metine döküp daha sonra da diğer insanların neler düşündüğünü yerli yabancı birçok forumda araştırarak bildiklerimi onaylıyor ve varsa eksiklerimi tamamlıyorum. Bunun sonucunda da size en doğru bilgiyi vermeye çalışıyorum. Yani benim yaptığım listeler Naruto veya Boruto evrenine en hakim kişisinden tutun, sadece birkaç bölüm izlemiş birisine kadar herkesin çoğunlukla katıldığı listeler. Zaten anlattığım denklemler ve güç karşılaştırmaları da üzerine gerçekten kafa yorarak oluşturulan şeyler. O yüzden söylediklerime saçma demek yerine önce biraz düşünüp, belki katılıp ya da katılmasanız bile mantıklı bir açıklamayla inkar edebilirsiniz. Ama dediğim gibi size en doğru bilgiyi verdiğimden de emin olabilirsiniz. O yüzden bana güvenin. Diğer bir soru, Naruto'nun konuştuğu diğer kuyruklu canavarlar olayı. Öncelikle Naruto o kuyruklu canavarların Jinchurikisi değil, onu bir belirteyim. Hepsinin sadece küçük bir çakrasına sahip, daha doğrusu sahipti. O da gerektiğinde toplantı yapıp konuşabilmek veya bağlantı kurabilmek için. Bu kısmı da hatırlayalım. Hagoromo Kurama'dan o bağlantı yerinin gözcüsü olması için Naruto'ya dönmesini istemişti. Yani aslında tüm o bağlantıyı sağlayan çakrayı koruyan kişi ya da o bijuların Naruto'ya bağlanmasını sağlayan kişi Kurama'ydı. Ama kendisi gidince diğer bijularla olan bağlantısı da kayboldu. Yani Naruto diğer kuyruklu canavarların Jinchurikisi değil ve artık onlarla bağlantıya bile geçemeyebilir. Bu arada bu konuyla ilgili yine tamamen gördüklerimi yorumluyorum. Yani anlattıklarım resmi bir açıklama değil ama yine %90 falan doğru. Çünkü Kurama gibi önemli bir kuyruklu canavarın ölmesi Naruto'nun diğerleriyle toplantı yapmasını gerektirecek kadar önemli bir konuydu. Ve yapabilecek olsa mutlaka yapardı bence. Ya da bize bakın Naruto hala daha diğer kuyruklu canavarlara erişebiliyor diye gösterirlerdi. Halbuki ekstra güce bu kadar ihtiyacı olan bir durumda bile hiçbiriyle konuşmadı. Çünkü konuşamıyor. Diğer bir soru, Mokuton kullanabilir mi? Bu soruyu sorma sebebiniz Naruto'nun Hashirama hücrelerinden üretilen protez bir kola sahip olması. Ve sorma amacınız da Naruto'nun Mokuton kullanarak Sasuke'ye karşılık verebilmesi sanırım. Şimdi soruyu cevaplayacak olursam, hayır, kullanamaz. Peki niye? Naruto'ya Hashirama hücrelerinden yapılmış bir protez kol taktılar ama tıpkı bir Lego parçası gibi düşünün. Yani Danzo veya Obito gibi vücuduna hücreleri nakletmediler. Dolayısıyla Naruto tıpkı Obito gibi yemek ve susuz yaşayamaz, çakra, güç ve iyileşme gibi avantajlardan faydalanamaz. Dediğim gibi sadece bir Lego parçası gibi takıyor. Yani genetik bir birleşme veya bir çalışma söz konusu değil. Sorunun amacına gelirsek, daha önce de birçok kez dediğim gibi Mokuton kullanmak sizi güçlü yapmıyor. Nasıl kullandığınız önemli olan. Bakın Yamato da kullanıyor. Ama Hashirama nere, Yamato nere? Naruto da Hashirama gibi kullanamaz çünkü Hashirama %100 Hashirama hücrelerine sahip. Naruto taş çatlasın %20 falan olacaktı. Ki onunla kullansa ne kullanmasa ne yani. Ama dediğim gibi ona bile sahip değil. Çünkü o kol Naruto'ya genetik olarak aktarılmadı. Sadece bir protez. Evet, bu soru cevap videosu diğerlerinden biraz farklıydı ve ağırlıklı olarak son videoya dair soruları almaya çalıştım. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği dönüyordu ve acilen gidermek istedim. Eğer buraya kadar izlediyseniz video zaten hoşunuza gitmiş ve beğenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.